Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Tuttuğumuz gibi artık stüdyoya alıyoruz bunu. Konuştuk kaç kere ben ama yine de söylemeye devam ediyorum. Nazlı Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Genelde okul, iş ekseninde hayatım devam ediyor. Çok çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz, evet. Çok güzel. Peki mesela kendinize vakit ayırdığınızda nelerle ilgilenmeyi seviyorsunuz? Spor yaparım. Güzel. Evde. Home fitness. Home fitness. Evet. Alet edevat var mı evde? İşte dumbbell vesaire gibi. Müthiş. Klasik. Sinema. Sinema. Evet, çok iyi. Severim. En son hangi filme gittiniz? En yakında son, gidebildiniz mi? Zavallılar. Poor Things. Bizim, ha pardon, evet Poor Things. Çok güzel bir film. Bayağı iyiydi. Galiba ben seyredemedim hala. İnşallah seyredeceğim. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi. Daha önce de katılma fırsatım oldu yarışmaya. Evet. Evet, o yüzden birazcık deneyimliyim. Ama evet, ilk sırada yarışıyor olmaktan dolayı birazcık da gerginim. Evet. Olsun. Bazen ilk sırada yarışmak evet, çok avantajlı oluyor. Tam tersine. Anlıyorum sizin tedirginliğinizi ama tam tersine oluyor. Çok da iyi bir puan almışsınız daha önce geldi. Evet. 9300 yanılmıyorsam. Ama hafta finalinde. Hafta finalinde tırtladık. Hafta evet, finalinde kaç almıştınız, hatırlıyor musunuz? Yani birkaç soruyu bilince artık 5000 lira mı düştüm? Şu an çok hatırlamıyorum. Hiç hatırlamayalım. Evet, hiç hatırlamayalım. Hiç hayatımızdan silelim. Aynen öyle yaptım. Ne yapalım, ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Peki. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Şua sözcüğünün Türkçe karşılığı. Şua. Evet. Harf. Harf alayım. Harf yani aldık. Ş. Bir harf daha alabilir miyim? Çok basit. Şu an. Bir sesli harf koy. Aş. Değil. Eş. Değil. Alfa, beta, gamaları var bunun, türleri var. Devam edin. Işın. Işın, doğru cevap. Dört harflilerle devam ediyoruz. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Çoğu tasvirde tombul bir bebek olarak betimlenen mitolojik çöp çatan. Eros. Eros, doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz. Tek taraflı kullanılabilen ilkel kapı kilidi. Tek taraflı kullanılabilen. Evet. Çok basit düşünün. Evet, evet. Neydi onun adı? Değil mi? İşte öyle oluyor. Öyle oluyor. Bir harf mi? Basmadım. Alayım. Bir harf alayım. Evet. Köçek. Değil, değil. Hiç alakası yok. Kapı kilidi. Kapı kilidi. Böyle şekliyle ilgili zaten. Kullanım biçimiyle ilgili adı. Nasıl bir şey mesela? Şey, bana mesela şu an o kapıyı bununla kilitlermiş gibi gösterir misiniz elinizle? Aklınıza gelen şeyi. Çünkü bu öyle bir şey. Ha? Ne? Yok, o değil. Bir taraftan diğer tarafa itiyoruz. Genelde bu... Aha, bilmiyorum sanırım ben. Biliyorsunuz çok kalabalık mekanların tuvaletlerinde öyle kilitle uğraşmazlar, bununla uğraşır. Ha? Neydi ne? Onun adı? Bilmiyorum adını galiba. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Sürgü. Sürgü, doğru cevap. Efendim, beş harflerle devam ediyoruz. Bir hitap sözü. Hitap. Evet, ben bunu galiba çok kullanıyorum sevgili izleyenler. Hayırlara vesile olsun. Gelsin sorusu. Yeşilçam filmlerinin sahiplenici ve şefkat içerikli bir hitap sözü. Kuzum. Kuzum, doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. İsim soylu bir sözcük soracağız. Soralım madem soracağız. Tembel işi noktalama işareti. Tembel işi noktalama işareti. Evet. Yani hani bir şeyi böyle uzun uzun virgül yazmak yerine bunu kullanırız da o yaz... Denden. Denden, doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Bakalım nasıl bir cevap. Aman soru. Bahçelerden arboretumlara kadar uzanan manzara mimarisi. Bahçelerden arboretumlara kadar uzanan manzara mimarisi. Ne? Peyzaj. Ne? Peyzaj. Peyzaj, doğru cevap. Arboretum.
Arboretum diyemedim. Kusura bakmayın. Kulaklarınız beni affetsin. 7 harflerdeyiz efendim. Yoksunluk eki almış bir sıfat soracağız şimdi. Gelsin soralım. Yazgısı kötü olan anlamındaki sıfat. Talihsiz. Şanssız. Şanssız. Başka. Talihsiz. Devam. Bahtsız. Bahtsız doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3300 puanımız var. Kötü değil mi? Hayır, gayet güzel bir puan ama 1 dakika 48 evet, saniye süremiz var. Orada biraz sorunluyuz. Tamam. Biraz hızlanmamız gerekecek. İkinci 7 harfli kelimemizin sorusunu soracağım. Kendisi Farsça Türkçe karması bir birleşik kelime. Hmm. Bakalım nasıl sormuşuz. Teki bile anlamındaki söz. Teki bile. Dahi. Teki bile. Dahi ile alakası yok. Yok. Bir evet. harf rica ediyorum. Bir harf veriyoruz. Ç. Teki bile. Yani? Bir. Ne? Bir harf daha alabilir miyim? Bir harf daha alalım. Tek bir. Kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tek. Bir. Aha. Bir. Bir. Hay hay bir değil. Başında değil bu söylediğimiz. Hmm, biri. Heh. Biri. Ne biri? İşte. Teki bile. Teki bile beni aramadı. Hiçbiri. Hiçbiri doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük isteyeceğiz cevap olarak. Bakalım verilebilecek mi bu cevap? Soruya bakalım. Sıcak su torbası. Biliyorsunuz. Belki de bilmiyorum. Bir kesinlikle biliyorsun. Sıcak su torbası. Evet. Bir harf alın isterseniz. Bir harf alayım çünkü lütfen. Sürem gidiyor. Sürede gidiyor. F. Bir harf daha alabilir miyiz? Bir harf mi? Daha verebilir sıcak miyiz? T. T. Termo. Ha? For. Termofor doğru cevap. Biliyor musunuz? Biliyormuşum. Tabii. Nasıl bilmeyeceksiniz efendim? Sıcak su yapılır çünkü evet. Karna konulur, ayakların altına evet, evet, konulur. Evet. Çok da severim. 8 harflerden devam ediyoruz. Arapça Türkçe karması bir birleşik kelime sormaya karar vermiş editörümüz. Bakalım. Resim, heykel gibi dallarda sergi veya atölye olarak kullanılan yer. Galeri. Değil. İki kelime gibi evet. düşünün. Birleşik kelime çünkü. Bu resim, heykel nedir efendim? Sanat. Heh. Sanat. Böyle bu atölye olarak da kullanılıyor. Galeri olarak da kullanılıyor. Sergi de yapılıyor falan. Sanat evi. Sanat? Sanat evi. Sanat evi doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Efendim 9 harflerdeyiz. 13 saniyemiz var. Soru başına 4 saniye gibi tuhaf bir evet, şeyin içindeyiz. 4 saniye bile yok bu arada. Yok tamam hemen 3, basıyorum. 2,5. Bir falan. Kendi kelimesi saysam ya burada. Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. 9 harfli. Bakalım nasıl sorduk. Ticaretin temel aktiviteleri. Alışveriş. Gibi bir şey. Alışveriş benim yaptığım. Alım satım. Alım satım doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz hala. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Gelsin bakalım. Geçmişte yaşananlar dikkate alınmadan yeniden bir kez daha anlamlarında mecazi bir söz dizisi. Mecazi yeniden bir kez daha. Çok kötü yaptım basmakla. Hiç kötü yapmadınız. Dikkate alınmadan. Filmlerle aranız iyi. Evet. Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı böyle çevirmişlerdi. Ha, neydi? Gün ışığın gibi bir şey çevirmişlerdi. Onu. Yok artık değil. Filmi hatırlarsanız ne olduğunu filmin konusunu aslında biraz... Geçmişte yaşananlar dikkate alınmadan yeniden bir kez tekrar. Daha. Yani unutuyoruz geçmiştekileri. Sil baştan. Sil baştan doğru cevap. Başka mıydı? Yani verebileceğim en kıyak ipucunu evet. verdim. Yani teşekkür ederim. Rica ederim. 10 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir iyi dilek sözü. İyi dilek sözü. Evet. Tamam. Kullanır mısınız iyi dilek? Kullanırım sık sık. Tamam ama bu biraz şey eskice. Eski. Evet. Çok siz kullanmamışsınızdır muhtemelen ama duymuşsunuz, hı hı. size denmiştir. Gelsin bakalım. İyi günler göresin, mutluluk bulasın anlamlarında selamet bir iyi dilek şey sözü.
Yok değil, iyi değil. Nokta nokta evladım falan denir. Berhudar. Berhudar. Devam. Olsun. Berhudar ol. Berhudar ol. Son soru. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Kelime mastarla. Son soru mu bu? Son. Evet, bitti, bitti. Şu an kaç daha alabiliyorum maks bunu bilirsen? Maksimum 9000 alabiliyorsunuz. Gelsin soru. Solmak anlamına gelen bir tabir. Durdurayım. Solmak. Evet. Solmak nedir efendim? Ölmek. Yok artık. Aa, solmak. O kadar edebi olmanıza gerek edebiyat yok. Daha gerek gün, yok. Gündelik solmak. Düşünün. Efendim mesela nasıl kıyafetiniz? Rengi he? Atma. Ne? Tamam. Rengi atmak. Rengi atmak doğru cevap. Büyük geçmiş olsun. Evet, kötü yarıştım bayağı. Ne? 9000 puan aldınız. Gözünüze dizinize dursun Nazan Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bence gayet iyi bir puan, 9000 puan. 3 saniyede arttırdınız. Arkanızda 3 tane ne yapacağı belli olmayan evet. yarışmacı var. Bir, yani tek tedirginliğiniz olabilir ama 9000 gayet iyi bir puan. Siz bence hafta finaline taşır. Umarım. Hadi inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Nazan Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.